Elmalı kek tarifi. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle elmalı kek yapacağız. Peki, elmalı kekimiz için neler gerekli? 2 adet küçük boy elma. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tarçın. Kekimiz için neler gerekli? 2 adet yumurta. 125 ml sıvı yağ. 125 ml süt. 1 paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Tepeleme 3 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası olmaz ve un gerekli olacak. Yıkadığım elmalarımı soyuyorum. Çekirdeklerini temizliyorum. Ve rendeliyorum. Rendelenmiş elmamın üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerimi döküyorum. 1 tatlı kaşığı tarçınımı da ekliyorum. Karıştırıyorum ve sulanmasını bekliyorum. Çünkü hazırladığımız bu elmayı pişirmeyeceğiz. Şimdi ise kekimizi yapalım. 2 yumurtamızı kek kabının içine kırıyorum. 8 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Malzeme listesinde söylemeyi unutmuşum. Ve yumurtalar köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtalarımız çırpıldı. Üzerine sütümü ekliyorum. Sıvı yağımı ekliyorum. Vanilyamı, kabartma tozumu ve 3 tepeleme yemek kaşığı nişastamı, mısır nişastamı ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Kaşık kaşık unumu ekliyorum. Toplamda 7 kaşık un ekleyerek kek hamurumu elde etmiş oldum. Elmalı kekimizin özellikle borcam kapta güzel olduğunu söylemek isterim. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile borcam kalıbımızı yağlıyorum. Kek hamurumuzun yarısını kalıbımıza döküyorum. Düzeltiyorum. Üzerine sulanan elmamızı döküyorum. Sulandığı, daha çok sulandığı zaman suyunu da kekimize katın. Çok lezzetli oluyor. Kekimizin diğer yarısını ise üzerine dökmüyoruz. Hava alacak şekilde
gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış ve 175 dereceye ayarlanmış fırınımızda kekimizi üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Kekimiz oldukça güzel kabarmaya başladı. Kekimiz şu anda fırında pişiyor. Peki piştikten sonra üzeri için ne gerekli olacak? 4'te 3 çay bardağı pudra şekeri ve 1 su bardağı iri dövülmüş fındık bizim için yeterli olacaktır. Elmalı kekim pişti. İlk sıcağının gitmesi için 1-2 dakika bekliyorum. İlk sıcağa giden elmalı kekim üzerine önce fındıklarımı serpiyorum. Ardından pudra şekerimi ekliyorum ve kekimi servise hazır hale getiriyorum. Özellikle ilk sıcağının gitmesi gerekiyor. Çünkü pudra şekeri kristal hale geliyor. Elmalı kekimiz artık servise hazırdır. Oh mis, afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler.